Gerçek kalite düşmanları kimdir? Ah benim güzelim, ah benim canımın içi. Nasıl güzelsin, nasıl, nasıl? O bakışların nasıl güzel, nasıl temiz. Ne şeker varlıksın sen. Allah sana çok uzun ömür versin. Sağlık saat içinde yaşarsın. Cennette inşallah sonsuza kadar hiç ayrılmayız. Hep arkadaş oluruz inşallah. Güzel yüzüm. Şimdi şeytan Allah diyor ki ben haklıyım, sen haksızsın diyor. Allah diyor ki kadın kadındır, erkek erkektir diyor. Şeytan ne diyor? Hayır diyor. Öyle bir şey yok. Erkek diyor kadındır, kadın da erkektir diyor Allah'a karşı. Yani şeytanın iddiası bu. Bak Allah diyor ki kadın kadındır, erkek erkektir. Homoseksüel de diyor ki erkek, yani şeytan homoseksüel olduğu için erkek kadındır, kadın da erkektir diyor. Bunu sana ispat edeceğim diyor yani özetle. Şimdi bunun savaşını veriyor. En güzel varlık kadın ya, onu en çirkin varlık haline getirmeye çalışıyor şeytan. Ona bakım yaptırmıyor, güzelliğini ezmeye çalışıyor, aklı yok diyor. İşte hayvandır diyor haşa, cehennemin odunudur diyor, uğursuzdur diyor, cehennemi onlar dolduracak diyor. Hep bunlar şeytanın telkinleri. Kadın nefretini geliştirmek ve böylece güzelliği yok etmek, sevgiyi ve aşkı yok etmekle görevlidir şeytan. Dünyada aşk ve sevgi yoktur diyor şeytan. Yani Allah'a karşı iddiası bu. Aşkı ve sevgiyi yok etmesi için kadını yok etmesi gerektiğine inanıyor ve bütün gücüyle kadını yok etmenin peşinde, kadın güzelliğini yok etmenin peşinde. İşte kadın dekoltesine karşı, kadının bakımına karşı, kadının makyajına karşı, kadının sesine karşı, kadının oturduğu yere bile karşı, kadının uğursuzdur diyor, kadının sopa yemesi gerekir diyor, döverseniz de şarj olursunuz diyor, kadın ne derse tersini yapın diyor, insanla hayvan karışımı bir şeydir diyor. Cehennemi dolduracak olanlar onlardır diyor. Dolayısıyla şeytanın bir oyunu bu. Şeytan kalite de istemez, kadın güzelliğini de istemez. Çünkü kalite demek güzellik demektir. Güzellik demek sevgi demektir. Şeytan da sevgiyi istemediği için, nefreti istediği için kaliteyi yok ediyor. Çok vahşi bir kalitesizliği bak bütün İslam alemine yaydı şeytan. Kahire'nin resmini gösteriyor. Kahverengi ve gri görünüyor bütün Kahire. Halbuki normalde eski devirlerde yemyeşil Kahire. Evet. Ama şu an kahverengi ve gri hakimiyeti var. Bütün bereket, güzellik gitmiş. Mesela Bağdat'ı gösteriyorsun, yerle bir olmuş her yer. Kahire. Şu Kahire'nin resmi görüyor musun? Artık diyor o şehrin görüntüsü diyor kuru kavruktur diyor Allah. Başka bir şey yoktur orada diyor. Bak şu şehrin aldığı hale bak. İşte bu bir şeytanın oyunu. Bak şeytan görüyor musun? Bütün Kahire'yi mahvetmiş. En önemli verdiği şey şeytanın kaliteyi, sanatı yok etmek ve kadını yok etmektir. Kalite, kadın ve sanat. Şeytanın en çok uğraştığı güzelliğin temel vasıfları olan bu güzel varlıklardır. Bakın bütün İslam aleminde sanatı yok etti. Kaliteyi yok etti. Ve kadını da yok etmek üzereydi ki devreye girdik.